Kayseri Pınarbaşı'nda 3 yaşındaki çocuk annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dehşet verici bir olay. Özellikle annenin sorumsuzluğu. Yani bilmiyorum. Kesinlikle anneler bu konuda daha duyarlı olmalı. Hayatlarına bazı insanlar alırken çok dikkatli seçmeliler. Çok üzücü bir durum yani bu çocuk cinayetleri özellikle bu konuda hepimizin fikri sabittir yani. Biz bu dehşete düşüyoruz, çok üzülüyoruz ama bir türlü önüne geçilmiyor. Pedofili denen olay da var biliyorsunuz. Yani önüne geçilmeyecek ama caydırıcı cezalar olursa belki ya da insanların biraz daha eğitimi konusunda bu konuda dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bitmesini diliyoruz ama bitmiyor maalesef ve bitmeyecek. Kesinlikle ben biteceğine inanmıyorum yani çünkü eğitim şart. Yani bunu belki bir bakıma yani şeydir bu cezalar da caydırmıyor aslında. Çünkü insanın kafasında bitiyor bu olay. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi memlekette şu an sinirler gerildi. Yani eskiden de böyleydi ama şu an çocuk vakaları daha fazla arttı. Artık insanların acıma hissi mi diyeyim, merhamet hissi mi diyeyim hiçbir şey kalmadı. Yani insanlar artık yani yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı onun bile farkında değiller. Yani yaşadıkları hayatın bile farkında değiller. Kendilerinin bile farkında değiller. Bununla beraber ne çocukların, ne büyüklerin, ne yaşlıların hiçbir şeyin farkında değiller. Yani şiddetle kınıyoruz tabii ki. Yani çocuk cinayeti sonuçta. Yani 3 yaşında bir çocuğun ne günahı var? Yani bir yetişkinlerin suçunu niye bir çocuk seçsin? Yani daha hayata yeni göz atmış çocuğun hiçbir suçu yok. Onun için buradan da böyle şeylere şiddetle kınıyoruz ve buradan da izleyenler böyle bir şeyi gördükleri zaman da duydukları zaman da önlem alsınlar. Vallahi yadırgıyoruz bunu şey olarak, vatandaş olarak yadırgıyoruz, olmayacak bir şeydi ama cezasının verilmesini istiyoruz yani. 3 ay saklamışlar, yazık, Allah'tan korkun yani onun vebalini nasıl vereceksiniz? O çocuğun 3 ay boyunca bir de mezara saklamışlar biliyor musun? Yani yazık, günah, Allah'tan korkmadan nasıl el verdi, o annenin nasıl vicdanı el verdi, nasıl durdu? Bilmiyorum. Şimdi cinayetler fark etmez yani çocuk olsa da yetişkin olsa da şeyler yetersiz yani. Sonra ne diyeyim, adalet şeysi yetersiz. Yani şu anda adam öldürüyor 3 ay veya 3 yıl veya 4 yıl sonra yatıp çıkıyor iyi hal diyor. Bir de kravat takarsa hiç yatmıyor. Üstüne şeyi takıyorlar yani. Ya cezasını çekecek. Kula kul yapanın kul cezasını affetmedikten sonra devlet affedemez. Ama öyle söyleniyor maalesef sözde kalıyor. Toplum öyle bir toplum olmuş ki bana diyemeyen yılan bir yaşasın ayağından gidiyor toplum. Yani öyle bir insanlar da ölü toprağa serpilir ya insanların üzerinden o. Adam geçim sıkıntısından, darlığından hiçbir şey gözü görmüyor. Yeter ki bana bir şey olmasın ne olursa olsun öbürü affetmiş, yaşıyor olmuş onları. Sözde kalıyor yani. O sevgiliyi idam etmek gerekir. Küçücük çocuğa neden el uzatılıyor ben anlamıyorum. Çocuğun suçu ne? Günahtır ya. Görüşüm bu şekilde. Böyle bir söylenti var ama net olarak bilmiyorum yani. Tam olarak onu yani bir göz gezdirmiştim ama net bilgi bildiğim yok o konuda. Ben canilik diyorum ne düşüneceğim? İnsanda bir vicdan, din, iman olmaz. Ancak bunu bekle. Başka bir şey bekleme. Allah ıslah etsin. İnşallah Rabbim onun belasını verir ya. Böyle bir cani olabilir mi? İmkanı yok. Kendi evladın bu. Bir sevgili yüzüne evlat harcanır mı? Allah ona iki mislini verir yani inşallah. Biz öyle temenni ediyoruz ya. Ben tavsiye etmeyim böyle şeylere. Karşıyım bir kere de. Şiddetli şekilde karşıyım. Hele hele bu konulara daha çok karşıyım. Cenab-ı Allah helalin varırken haramına uğraşmanın bir anlamı yok. Allah yasakladı haramısa Allah'ın eğer sen Müslümanısan inancın varsa haramdan uzak duracak. Bu vahşettir yani. İnsanlar çocuk sahibi olabilmek için bir sürü paralar harcıyor. Kiminin çocuğu olmuyor. Yani çok büyük vahşettir. Eğer çocuğunuza bakmayıp başıboş bırakacaksanız hiç çocuk doğurmanıza gerek yok yani. Ne bileyim insanlar öyle bir devirde yaşıyoruz ki 10 lira için birbirini kesiyor. İnsanlar milyarlar harcıyor burada çocuk için tüp bebek merkezlerinde falan. Onun için çok yanlış buluyorum yani. Vahşet olarak görüyorum. Şimdi bu tür olayların önüne geçebilmek için öncelikle bir idam yasasının çıkması gerektiğine inanıyorum. O aksi takdirde bu tür olayların hiçbir zaman biteceğe benzemiyor yani.
Ülkemizde de artık zaten şu son dönemdeki insanların gerek ekonomik sıkıntısından gerek ahlaki çöküntülerinin olduğuna inandığım için kesinlikle ben bir şekilde idam yasasının bu tür olayların önüne geçeceğine son derece inanıyorum. Ve bir an evvel de yetkililerin bu olayı el atmasını istiyorum. Şimdi öz babası mı hayatta, üvey babası tarafından mı öldürülüyor? Arkadaş şimdi otomatik ben şunu söyleyeyim. Uzun zamandan beri toplum psikolojisi bozuk. Toplum psikolojisinden dolayı kişiler bazı kişilik bozuğu olan insanlar doktora gidip tedavi görmüyorlar. Bundan dolayı ekonomik sıkıntılar, diğer etkenler de bu cinayet insanları tetikliyor. Bu konu hakkında tamamen vahşettir yani. Bu devletimizin bu konu hakkında yeterli tedbirler almasını istiyorum. Bu çocuk cinayetleri kesinlikle affedilmemeli. Tahminim olayı yapan kişi şu anda emniyet güçleri tarafından aranmakta. Basından okuduğum kadarıyla. Son zamanlarda çocuğa ve kadına şiddet toplumumuzda çoğalmış bir durumda. Bugün geçmiyor ki her yeni bir vaka bu duruma eklenmesin. Bunun için cezadan çok bir araştırılması lazım bu konunun ana nedenleri. Gerekirse bilim kurulundan bir heyet kurulup, sosyoloji profesörleri de dahil olup, bu konunun kadına ve çocuğa şiddetin ana nedenleri araştırılıp, bu konuda sosyal tedbirler alınması tavsiye etmekteyim. Vallahi bu cinayetler bu ara son derece arttı bu ara. Yani bunda düşünecek bir şey yok. Yani bu gibi adamlar yani piyasada çoğaldı. Bu da neden oldu işte? Bu insanların biraz aldatma yönleri biraz fazlalaştı. Bu genellikle bayanlardan oluyor. O yüzden ya diyecek bir şey yok. Hani bu gibi adamları da direkt alıp asmak lazım. Başka bir şeye gerek yok. Cezası idam olsun istiyor. Olması lazım tabii yani bu gibi şeylerde. Bu gibi çünkü eğer bunun önüne geçilmezse bunları daha çok ileride çoğalacak. Çoğaldığı vakitte bu işler birbirinden insanlar örnek alacak. Örnek alacak bu şekilde. Yani ne yapacak? O yapıyor, ben yapayım, o da öbürü yapacak. Bu sefer de bu işlerin önüne geçemeyeceksiniz. O yüzden yani idam olursa bunların adına daha iyi olur. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Yani toplumumuzda gerçekten bozuk düzen çok. Bozuk zihniyetli insanlar çok. Allah sonumuzu hayır getirsin. Başka diyecek bir şey yok yani. O insanın, öyle insanların aslında toplumdan gerçekten milletçe, toplumca uzaklaştırılması gerekiyor. Bunun da adalet, hukuk bir şekilde bu insanları tamamen dışarı çıkmamak üzere ceza verilmesi veya ceza kesilmesi, güvenlik güçlerinin özellikle mahalle aralarında, sokak aralarında arttırılması, bu gibi şeyler yani. Onun dışında yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim yani. Başka diyecek bir şeyim yok. Vahşet diyorum yani. Ne düşünebilir ki ya? Ahlak bozuldu, vahşet bu hale geldi. Kültür bozuldu. Gelenekler bozuldu. Vahşet diyorum başka. Sizce bu cinayetlerin cezası ne olmalı? İdam. Kesinlikle idam olmalı yani. İdama kesinlikle karşıyım. Çünkü idam o insanlar için bir kurtuluş oluyor. Bence ömür boyu sürünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum yani. Daha ağır cezalarla. Kesinlikle idam olmamalı bence. Yani ben idama karşıyım. Çünkü idam dediğim gibi bir kere de kurtuluş oluyor onlar için. Zaten bunu yapan insanların bunu idrak edecek yapıda olduklarını ben zannetmiyorum ki ölüm onlar için gerçekten bir kurtuluş. Sürünmeleri taraftarıyım çok ağır cezalarla. Cezaevi şartlarında çok ağır şartlarda bulunmalarını isterdim yani o şekilde. Bence bu cinayetin cezası ömürlük bir adaya sürgün olmalı. Yani ölüm olmalı değil kesinlikle. İdam olmalı değil kesinlikle. İdama karşıyım. Çünkü her bir insanın yaşama hakkı var ama yaşadıklarının bedelini de ödemek zorunda. O bedeli de yani ömürlük bir adaya veya çok uç bir yere sürgün olması lazım. Orada insan olmayan bir yere ama. Valla idamın çıkarılmasını istiyoruz yani. Hele de çocuk cinayetlerini evet. Hani hepsini boş ver ama o küçücük yavrunun hiç suçu olmadan direkt men idam bence. Sabilerim ama yani. Cezası idam olmalı. İdam gelmediği müddetçe bu toplumu ıslah edemezsin arkadaş. İdam olursa zaten yasalar açık. Adam onlara göre uyguluyor, yatıyor, çıkıyor 2-3 yıl. Açık olduğuna göre adam istediği cinayeti söylüyor. Kadında cinayetleri de öyle. Adam çıkıyor öldürüyor. Tekrar iki tane kadın cinayet yapmış. Geri yatıp çıkıyor. Neden? Yasanın boşluğundan yararlanıyorlar.
Yani idam gelmediği müddetçe bu toplumu ıslah olmaz arkadaşım. Bizim toplumumuz baskı olacak ki biraz kere adım atacak. O baskı da olmadığı için, adalet mekanizmada işlemediği için yasalarımız uygun değil. Eğer tam yasayı uygulasalar, kanunları uygulasalar bunları düşer. Ama maalesef ülkemizin durumu bu. İdamdan başka bir şey olmaz. Bence yani çocuklara kalkan eller idam edilmelidir. Şimdi 3 yaşındaki çocuklar, bütün çocuklar hepimizin çocuğudur. Yani şuradan bir çocuk ağlasa bile insanın içi sızlar yani. Normalde benim gözümde idam. Atacaklar, çıkartmayacaklar içeriden arkadaş. Yani ben bunu görüyorum. Sizin görüşünüz nasıl ama bilmiyorum ama idam. Çünkü 3 yaşındaki çocuk yani benim gözümde süt yani. Yani şuraya gelse sevmeyecek bir çocuk yoktur yani. Yani direkt idam yani, başka bir şey değil. Mislim olması lazım. Bence mislim olması lazım. İslam kurallarına göre aynı olması lazım ama anayasada da ceza Rabbim inşallah hak ettiğini alır. Vallahi benim için idam sebebidir yani. Avrupa Birliği'ne uyacağız diye idam yasası gelmiyor. Vatan hainliğidir, ne bileyim çocuk cinayetleridir, namus şeyleridir. Onlar için idam cezası şarttır benim için. Yaptırımlar yeterli olmuyor, görüyoruz yani yıllardır. Gerek kadın cinayeti, gerek çocuk cinayeti. Bu canililiklerin önüne ancak bu şekilde geçileceğine inanıyorum. Ceza bence daha ağır bir şey olmalı. Mesela yani idamı mesela geri getirmeliler bence ki çaydırıcı olması lazım. Çaydırıcı olmadığı için gene aynısına devam ediyorlar yani. Bugün Pınarbaşı'da, yarın başka yerde olacak. Ben de idam cezası yok Türkiye'de de bu muhabbet olması lazım. Ceza kanunu bildiğimiz yani öyle olması gerekir. Bence zor ama idam olması gerekir. Yani şu an hukuki anlamda yani kanunumuz yok böyle idama götüren. İdam cezasını çıkartılıp bu tür suçların infaz edilmesi gerekir devlet tarafından. Hani aslına bakarsan atadan dededen kalan örf ve adetlere göre onun hükmü ölümdür. Hani ateş düştüğü yeri yakar. İnsan hani sonuçta ana baba veya yakınları, bu sadece o çocuk için geçerli değil. Birçok olaylar var. Ama işte yaşadığımız ülke belli. Hak ve hukuk, adalet, idam. Başka bir şey değil yani. Ceza pek caydırıcı olacağını düşünmüyorum ama idam cezasını da getiremiyoruz. Mevcut Avrupa Birliği yasalarını atmış olduğumuz bir imza var. İdam yasasında geri geleceği konusunda pek olumlu değilim. Ama kişilerin rehabilite edilip uzun süre denetimde tutulmaları gerekiyor. Yani bunlar afla filan topluma bir süre sarıldığı zaman tekrar bu işleri yapmaları uzun sürmüyor. Onun için kişilerin rehabilite edilmeleri, gerekirse ömür boyu gözetim altında olmaları gerekiyor. Ama sadece cezaevi mi derseniz o da değil, tedavi şeklinde olmalı.